51. Vuku bulduktan sonra mı ona iman edeceksiniz? Şimdi mi? Hani siz onun mutlaka çabucak gelmesini isteyip duruyordunuz. Yüce Allah'ın "Vuku bulduktan sonra mı ona iman edeceksiniz?" anlamındaki buyrukta bir haz vardır ki, ifadenin takdiri şöyledir: Sizler azabın üzerinize inmesinden yana güvenlik altında mısınız? Sonra azap gelip sizi bulduğunda, şimdi mi ona inandınız? denilir. Denildiğine göre bu, meleklerin onlarla alay olmak üzere söyleyecekleri sözlerdendir. Bunun, Yüce Allah'ın söyleyeceği sözlerden olduğu da söylenmiştir. Sonranın başına soru için, Elif'in gelmesinin anlamı, onlara söyletmek ve azarlamak tsr. Böylelikle bu, ikinci cümlenin anlamının, birincisinden sonra gerçekleşeceğine delalet etmesi istenmiştir. Şöyle de denilmiştir, buradaki, sonra, edatı, peltek, senin üstün okunuşu ile, orada, anlamındadır. O takdirde bu, bir zarf olur. Yani, orada mı, demek olur. Taberi'nin kabul ettiği görüş budur. O takdirde bunda soru anlamı olmaz. Yani, orada vuku bulduktan sonra ona iman edeceksiniz, demek olur. J.N.'yi, şimdinin aslının, vakti geldi, gibi mebni bir fiil olduğu söylenmiştir başındaki elif ve lam ise onu isme dönüştürmek için gelmiştir. El Halil der ki bu kelimenin mebni olması iki sakinin yan yana gelmesinden dolayıdır. Baştaki elif ve lam ise an ve zamana işaret içindir. Şimdi an ise iki zamanın arasındaki sınırdır. Hani siz onun yani azabın mutlaka çabucak gelmesini isteyip duruyordunuz. 98 52. Sonra zulmedenlere şu sürekli azabı tadın yıldız denilecek. Ne kazandıysanız ondan başkası ile mi cezalandırılacaksınız? Sonra zulmedenlere ilenilecek. Yani cehennem bekçileri onlara şu sürekli yani kesintisiz azabı tadın diyeceklerdir. Ne kazandıysanız ondan başkası ile mi? Yani küfrünüzün cezasından başkası ile mi cezalandırılacaksınız? 99 53. O gerçek midir? diye senden haber almak isterler. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o haktır ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yüce Allah'ın, senden haber almak isterler, yani, ey Muhammed, azabın geleceği ve kıyametin kopacağına dair, o gerçek midir? diye senden haber almak isterler. Gerçek midir, müptıdadır. O, ise haber yerini almıştır. Sibeveyliğin görüşü budur. Bununla birlikte, o, anlamındaki zamirin mükteda, gerçek midir, anlamındaki ifadenin de onun haberi olması da mümkündür. De ki, evet, buyruğundaki, evet, kelimesi, evet, anlamında tahkik, gerçeklik ve tekit için kullanılan bir lafızdır, Rabbim hakkı için, buyruğu da bir yemindir. O elbette haktır, ise yeminin cevabıdır, yani, o gerçekleşecektir ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun azabından ve cezalandırmasından kurtulamazsınız. 100. 54. Zulmeden herkes, eğer yeryüzünde bulunan her şeye sahip olsaydı, elbette onu fidye olarak verirdi. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını gizlerler. Aralarında adaletle hükmolunup kendilerine asla zulmedilmez. Zulmeden herkes, yani şirk koşup inkar eden herkes, eğer yeryüzünde bulunan her şeye malik olup, sahip olsaydı, elbette onu, Allah'ın azabından kurtulmak kastıyla, fidye olarak verirdi. Bu, böyle bir şey olsa dahi bu fidyenin ondan kabul olunmayacağı anlamındadır. Nitekim, şüphesiz kafir olanlar ve kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını fidye olarak verse dahi asla kabul olunmaz. Ali Tem’ran, 3 bölü 91 buyruğu daha önce geçmiş bulunmaktadır azabı gördüklerinde pişmanlıklarını gizlerler. Yani, onların başkanları, ileri gelenleri, kendilerine uyanlardan pişmanlıklarını gizleyecekler, saklamaya çalışacaklardır. Bu ise, ateş ile yakılmalarından önce olacaktır. Ancak, ateşe atılacaklarında sani ve yapmacık tavırları sergilemek imkanını bulamayacaklardır. Buna deli de ateşte söyleyecekleri belirtilen, Rabbimiz, bedbaattımız bize galip geldi, El-Mumin'in, 23 bölü 106, buyruğudur. Bu buyrukta onların hallerini gizlemeyecekleri beyan buyurulmaktadır. Buradaki, gizlerler, kelimesinin açığa vururlar anlamında olup, bu kelimenin zıt anlamlılardan olduğu da söylenmiştir. Buna değil ise, ahiretin metanet gösterecek ve kişinin kendisini sabır ve tahammüle zorlayacağı yer olmayacağıdır. Şöyle de açıklanmıştır, onlar, bu şekildeki hasret duyuşlarının acısını ta kalplerinde hissedeceklerdir. Çünkü duyulan böyle bir pişmanlığın açığa vurulmasına imkan olmayacaktır. Nitekim şair Küseyir de şöyle demektedir, o münadinin ayrılıp gitmiş develerin geri getirilmesi için seslendiği gün ben de pişmanlığımı gizledim. El Müber, bununla ilgili üçüncü bir açıklama zikretmektedir. Yani, pişmanlık onların yüzlerinin çizgilerinde görüldü. Buradaki çizgilerden kasıt alındaki kırışıklardır. Tekili şeklinde gelir. Nedamet, pişmanlık ise bir şeyin meydana gelmesi yahut elden kaçması dolayısıyla duyulan lasrettir. Kelimenin asıl anlamı bir şeyle birlikte bulunmak, ondan ayrılmamaktır. Nitekim nedim kelimesi de buradan gelmektedir. Çünkü nedim bir kimsenin meclisinden ayrılmayan kişidir. Filan kişi oldukça pişmandır anlamındadır. Fiili bir şey için pişmanlık duymak, üzülmek manasına gelir. Bir şeye nadim olmak, nedamet duymak ise ona ihtimam göstermek, ondan dolayı pişmanlık duymak demektir. El cevheri der ki üzüntü ve pişmanlık anlamına gelir. Dal harfi esreli olarak kederlendi, üzüldü demektir. Bu bakımdan anlamı pekiştirmek üzere de pişman, üzüntülü ve kederli kişi denilir. Burada bu ikinci kelimenin itba, müstakil anlamı olmamakla birlikte birincisinin anlamını pekiştirmek için gelen sesçe ona yakın bir kelime, olduğu da söylenmiştir. Mesela, onun bundan başka bir üzüntüsü bir kederi yoktur, demek gibi. Pişmanlık, kelimesinin ıne makyubu olduğu da söylenmiştir. Bu ise bir şeyin yanında bulunmak, ondan ayrılmamak demektir. Filan kişi şarap düşkünüdür, tabiri de buradan gelmektedir ahırdan toplanan üst üste yığılıp kat kat olarak sertleşen idrar ve kel mi, demektir. Bu ismin verilişi onun o yerde kalması ve oradan ayrılmamasından dolayıdır. Kalpten bir türlü çıkmayan kin, anlamındadır, çoğulu, şeklinde gelir. Mim, harfi esreli olarak, kalplerinde kin yere üü, denilir. Filana kin besledim, demektir. Aralarında, yani, başkanlar ile onlara uyanlar arasında, adaletle hükmolunup kendilerine asla zulmedilmez. 101. 55 iyi bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şunu da iyi bilin ki, şüphesiz Allah'ın vadi Fakat onların çoğu bilmezler. İyi bilin ki, dikkat edin, ki, edatı, sözün başına getirilen ve dinleyenin dikkat etmesini isteyen bir kelimedir. Size söyleyeceğim sözlere dikkat edin, demektir göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şitra'u da iyi bilin ki, şüphesiz Allah'ta vadi haktır. Göklerin ve yerin mülkü, egemenlik ve tasarrufu yalnız O'nundur. O bakımdan, vaat ettiğini yerine getirmesine hiçbir kimse engel olamaz. Fakat insanların çoğu, bunu, bilmezler. 102. 56. O, hem diriltir, hem öldürür ve siz ona döndürüleceksiniz. Buyruğun anlamı gayet açıktır ve buna benzer buyruklar da önceden geçmiş bulunmaktadır. 103. 57. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde olanlara bir şifa, müminler. İçinde bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Ey insanlar, yani ey Kureyşliler! Size katibinizden bir öğüt, yani içinde türlü öğütler ve hikmetler bulunan Kur'an-ı Kerim, kalplerde olanlara kalplerde bulunan şüphe, nifak, ayrılık ve muhalefetlere karşı, bir şifa, müminler içinde bir hidayet, ona tabi olanlar için doğruya ileten özellik, ve rahmet, yani, bir nimet, gelmiştir. Özellikle, müminler için, denilerek müminlerin söz konusu edilmesi, imandan yararlanan kimselerin onlar oluşundan dolayıdır. Buradaki bütün nitelikler Kur'an-ı Kerim'in nitelikleridir. Sıfat olmakla birlikte bunların, vav harfi ile birbirlerine affedilmeleri ise, nedin tekit edilmesi içindir. Nitekim şair de, sıfatlar arasına, vav getirmek suretiyle, şöyle demektedir. O efendi, o oldukça gayretli hükümdar ve savaşın kızıştığı zamanlarda birliğin aralanma. 104. 58. De ki, Allah'ın nüftü ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sevinsinler. Bu, onların topladıklarından daha hayırlıdır deki Allah'ın lütfü ve rahmetiyle. Ebu Said el-Hudri ve İbn Abbas, R. Anhum'a, derler ki, Allah'ın lütfü kurağı kerimdir, rahmeti ise İslam'dır. Yine onlardan gelen rivayete göre, Allah'ın lütfü Kur'an, ı kerim, rahmeti ise, sizi Kur'an ehlinden kılmış olmasıdır, demişlerdir. el hasan Eda Hak, Mücahid ve Katade derler ki, Allah'ın lütfü iman, rahmeti Kur'an-ı Kerim'dir. Yani, birinci görüşün tam aksini ifade etmişlerdir. Bundan başka açıklamalar da yapılmıştır. Ve yalnız bunlar ile sevinsinler. Bu da lütuf ve rahmete işarettir. Araplar, işaret zamirini hem tekil, hem ikil, hem de çoğul için kullanırlar. Peygamber, sav, den ise, yalnız bununla sevininiz, diye, te ile okuduğu da rivayet edilmiştir. Bu ise, Yezid B. El-Kaka, Yakup ve diğerlerinin kıraatidir. Hadis-i şerifte, namazda, sallardaki yerlerinizi alınız, 105 denilmektedir. Sevinç, ferah, sevilen şeyin idrak edilmesi dolayısıyla kalpteki bir lezzettir. Bazı yerlerde sevinç, yerilmiş bulunmaktadır. Yüce Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi, sevinme, şımarma, çünkü Allah sevinenleri, şımaranları, sevmez, el kasas, 28 bölü 76, çünkü o, sevinendir, şımarandır, böbürlenendir. Hud, 11 bölü 10, ancak burada, sevinen, kelimesi mutlak olarak zikredilmiştir. Sevinç, eğer bir kayıt ile beraber zikredilirse bu yermek kastıyla kullanılmış olmaz. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği ile hepsi de sevinç içindedirler. Ali İmran 3 bölü 170, burada da şanı yüce Allah, yalnız bunlar ile sevinsinler, diye buyurmaktadır. Yani, Kur'an ve İslam ile sevinsinler, diyerek bir kayıt getirmektedir. Harun dedi ki, Übeyin kıraati, yalnız bunlarla sevininiz, şeklindedir. 106. En -ne haz der ki, emir yapma yolu, bunun, lam, ile olmasıdır. Tıpkı nehi ile beraber bir nehi harfi bulunduğu gibi, emirle birlikte de böylelikle cezmedici bir harf bulunmuş uyur. Ancak Araplar, muhataba hitap etmekle yetinerek, muhataba emir verdiklerinde bu emir harfini hasfederler. Kimi zaman bu ası kaideye uygun olarak, lam, harfini getirerek emir verdikleri de olur. İşte, yay, ila, bununla sevininiz, kıraati de bu türdendir. Bu, onların, dünya hayatında, topladıklarından daha hayırlıdır. Topladıkları ile sevinsinler fiillerinin ikisinde de genellikle y harfi ile okunmuştur. Ancak İbn Amir'den sevinsinler fiilini y ile buna karşılık topladığınız fiilini ise kafirlere hitap olmak üzere t ile okuduğu rivayet edilmiştir. Elhasen'den ise birincisini ile topladıklan, fitlini de Y ile olmak üzere İbn Amir'in tam aksi şekilde okuduğu da rivayet edilmiştir. Eban Enes'ten, o da peygamber, sav, den şöyle dediğini rivayet etmektedir. A ilah kimi İslam'a hidayet eder, ona kur, anı öğretir de sonra bu kimse fakirlikten şikayetçi olursa, Allah, huzuruna çıkacağı güne kadar fakirliği onun alnının ortasına yerleştirir. Daha sonra H.Z. Peygamber, de ki Allah'ın lütfü ve rahmetiyle ve yalnız bunlar ile sevinsinler. Bu onların topladıklarından daha hayırlıdır, ayetini 107 okudu. 108, 59 deki ki Allah'ın size indirdiği ve kendisinden bir kısmını haram ve helal yaptığınız rızıktan ne haber? Deki Allah mı size izin verdi yoksa Allah'a mı iftira ediyorsunuz. Yüce Allah'ın, de ki, Allah'ın size indirdiği ve kendisinden bir kısmını haram ve helal yaptığınız rızıktan ne haber, yıldız buyruğuna dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız, 109. 1. Helal ve haram Allah'ın emriyledir. Yüce Allah, de ki, Allah'ın size indirdiği. Rızıktan ne haber, buyruğu ile Yüce Allah Mekke kafirlerine hitap etmektedir. Şey, ne, lafzı, görüşünüz nedir, ne haber? fiiliyle ile nasb mahallindedir. Ez iki ecrak ise, indirdiği, fiiliyle ile nasb mahallindedir, demektedir. Buradaki, indirdi ise, yarattı anlamındadır. Nitekim Yüce Allah bir başka yerde şöyle buyurmuştur. Sizin için davarlardan sekiz çift indirdi, ez zümer, 39 bölü 6, ayrıca kendisinde hem çetin bir güç, hem de insanlar için faydalar bulunan demiri de indirdi. El-Hadid, 57 bölü 25 Görüldüğü gibi, yaratmanın, indirme ile ifade edilmesi de mümkündür. Çünkü yeryüzünde rızık türünden bulunan her bir şey, elbette semadan inen yağmur ile meydana gelir. Kendisinden bir kısmını haram ve helal yaptığınız, buyruğu hakkında mücahit der ki, bu, bahire, sahib, vasile ve ham gibi, bk. enam 6 bölü 103, davarların haram olduklarına dair verdikleri hükümdür. E.D. Dalı Hak ise, burada kastedilen Yüce Allah'ın, onlar, Allah'a yarattığı ekin ve davarlardan bir pay ayırdılar Du, El Enam, 6 bölü 136, buyruğunda kastedilenlerdir, demektedir. De ki, helal ve haram kılmak hususunda, Allah mı size isim verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz, buyruğunda kasıt, onların, bize bunu emreden Allah'tır, şeklindeki sözleridir. Yoksa kelimesi hayır anlamına gelmektedir. 110. 2. Bu ayet kıyasın reddedilmesine delil olabilir mi? Kıyası kabul etmeyenler bu ayeti delil gösterirler. Ancak bunun delil olması uzak bir ihtimaldir. Çünkü kıyas yüce Allah'ın kullanmamızı kabul ettiği bir delildir. O bakımdan helal ve haram kılmak yüce Allah'ın hükme delalet edecek şekilde koymuş olduğu bir delilin varlığı halinde söz konusu olabilir. Eğer kıyas ile yüce Allah'ın koymuş olduğu herhangi bir deliyle muhalif hükme varılacak olursa o takdirde bu asıl maksadın dışına çıkmak ve başka bir deliyle başvurmak olur. 111. 60. Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününde ne zannederler? Şüphesiz ki Allah insanlara lütufkardır. Fakat onların çoğu şükretmezler. Yüce Allah hem Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannederler? Bayıncun'daki, gün, kelimesi, zarf olarak veya, zan ederler, ve en edilmiştir. Tıpkı zeyt hakkındaki zannın nedir? İfadesinde olduğu gibi, buyruk, onlar, Allah'ın kendilerini, yaptıkları dolayısıyla sorgulamayacağını mı zannederler? Anlamındadır. Şüphesiz ki Allah insanlara lütufkardır. Yani, onların azabını ertelemek ve mühlet vermekle onlara lütufta bulunmaktadır. Bununla güvenilir bir harem bölgede kılmakta olduklarından dolayı Mekkelilerin kastedildiği de söylenmiştir. Fakat onların yani kâfirlerin çoğu şükretmezler. Allah'ın nimetlerine de azabın kendilerinden tehir edilmesine de şükretmezler. Buradaki şükretmezlerin onu tevhid etmezler anlamında olduğu da söylenmiştir. 112 61. Herhangi bir işte bulunsan ona dair kur andan bir şey okusan ve siz her ne Yaparsanız yapınız, o işe daldığınızda biz mutlaka üzerinize şahidiz. Yerde olsun, gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de muhakkak apaçık bir kitaptadır. Yüce Allah'ın, herhangi bir iste bulunsan, buyruğundaki, edatı olumsuzluk bildirir. Yani, hangi işte olursan ol. Bu da şu demektir, ister ibadet türünden, ister bagatürden her ne durumda olursan ol, yüce Rabbin mutlaka seni görür. İş, kelimesi, hal, durum gibi anlamlara gelip, çoğulu, şeklindedir. El Ahfeş der ki, Araplar, ben onun yaptığı işi yapmadım, anlamında, derler. Ona dair kur, andan bir şey okusan, buyruğu ile ilgili olarak el-ferra ve ez derler ki, ona dair, deki zamir, işe aittir. Yani, herhangi bir iş yapıp ondan dolayı bir Kur'ani hüküm sana okunup ve böylelikle hükmünün nasıl olduğu bilinirse, yahut da onun hakkında tilavet olunacak bir Kur'ani buyruk inecek olursa, demektir. Taberi der ki, ona dair, Yüce Allah'ın kitabına dair, onun kitabından demektir. İkinci defa, kur, andan, buyrulmak suretiyle bunun tekrar edilmesi ise, tefhim, şanını yüceltmek, yüceliğine dikkat çekmek içindir. Yüce Allah'ın, muhakkak ben, olan Allah, İm, El Kasas, 28 bölü 30, buyruğunda olduğu gibi. Ve siz, her ne yaparsanız yapınız, buyruğu ile de hem peygamber, sav, e, hem de onun ümmetine hitap edilmektedir. Herhangi bir işte bu insan, buyruğu da ona hitap olmakla birlikte maksat, o ve ümmetidir. Nitekim kimi zaman Rasul hitap edilmekle birlikte, kendisiyle birlikte ona tabi olanlar da kastedildiği olur. Burada Kureyş kafirlerinin kastedildiği de söylenmiştir. O işe daldığınızda, yani o işi yapmaya başladığınızda görüldüğü gibi buradaki zamir, işe aittir, biz mutlaka üzerinize şahidiz, yani, o yaptığınız işi biliyoruz. Bunun bir benzeri de Yüce Allah'ın şu buyruğudur, üç kişi fısıldaşmayı versin muhakkak o, onların dördüncüleridir, el mücadele, 58 bölü 7. O işe daldığınızda, ile aynı kökten olmak üzere, Filan kişi söze, işe daldı, başladı denilir. Çobanın birisi şöyle demiş: El hakil denilen yerde veya bitkiyi otladıkları zu bir ebatından itibaren gevişlerini yuttuktan sonra yollarına koyuldular. İbn Abbas der ki, o işe daldığınızda, o işi yaptığınızda demektir. El ahfeşe göre, onunla ilgili olarak konuştuğunuzda anlamına gelir. İbn Zeyt ise o işe daldığınızda anlamındadır der. İBN Keysan, sözü yaygınlaştırdığınızda diye açıklamıştır. E.D. Dahak der ki, o, zamiri kur, ana aittir. Yani siz, Kur'an ile ilgili olarak yalanlan yaydığınızda, anlamındadır. Yerde olsun, gökte olsun zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden gizli kalmaz. İBN Abbas der ki, ondan gayip olmaz, kaçmaz. Ebu Rab, ondan uzak düşmez, İBN Keysan, ondan kaçmaz diye açıklamışlardır. El ise, gizli kalır, fiilini kuran ı kerimin neresinde geçerse geçsin, z harfini esreli olarak okurken, diğerleri ötreli okumuşlardır. Her ikisi de fasih söyleyişlerdir fiili gibi. Ağırlığınca, kelimesindeki, edatı burada sıla, zed ve ulama edatı, olarak gelmiştir. Yani, senin Rabbinden, zerre, ağırlığı kadar bir şey dahi kaybolmaz. Zerre ise, oldukça küçük kırmızı renkli bir kancacıktır. En Nisa suresi NDE 4 bölü 40. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Yerde olsun, gökte olsun. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de muhakkak apaçık bir kitaptadır, buyruğunda isimler, ağırlığınca, anlamındaki kelimeye atfedilmiştir. Zerre-i de olabilir. Yakup ve Hamza, daha küçüğü, kelimesi ile, daha büyüğü, kelimelerindeki, ra, harflerini, mıskal, ağırlığınca, kelimesinin mahalline acf ile merfu okumuşlardır. Çünkü edatı, tekit için fazladan gelmiştir. Ez zeccak ise, müptida olarak merfu olması da mümkündür, demiştir. Haberi ise, muhakkak apaçık bir kitaptadır, anlamındaki buyruktur. Bu kitaptan kasıt ise, Yüce Allah'ın bu işi bilmesi ile birlikte levh-i mahfuzdur. El-Körçani der ki, buradaki, muhakkak, kelimesi, nesak vavı, anlamındadır. Yani, ve elbette o apaçık bir kitaptadır, takdirindedir. Allah'ın şu buyruklarında olduğu gibi, çünkü benim katımda Rasuller korkmaz. Zulmedenler müstesna, ennemel, 11 Ekim 27, ve zulmedenlere gelince, takdirindedir. Yüce Allah'ın, ta ki insanların size karşı bir delilleri kalmasın. Aralarından zulmedenler müstesna, El Bakara, 2 bölü 150 buyruğu ise. Ve onlardan zulmedenlere gelince, takdirindedir. Buna göre burada, istisna edatı, nesak vavı, anlamındadır. Bu edattan sonra ise, hasfedilmiş, o, zamiri vardır. Yüce Allah'ın, ve hıtta değiniz, el bakara, 2 bölü 58, buyruğu, u, sözünüz, hıttadır, takdirindedir. Yine, üçtür demeyiniz, en nisa, 4 bölü 171, da, onlar üçtür demeyiniz, takdirindedir. Ayetin açıkladığımız bölümünün bir benzeri de Yüce Allah'ın şu buyruğudur, bir yaprak düşmeye görsün mutlaka onu bilir. Yeryüzünün karanlıklarında tek bir tane, bile olsa, onu bilir yaş ve kuru müstesna olmamak üzere hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır. El Enam, 6 bölü 59, burada, müstesna olmamak üzere hepsi muhakkak apaçık bir kitaptadır. Buyruğunda geçen istisna edatından sonra, o, hepsi, zamiri takdiri olarak vardır. 113. 62. Haberiniz olsun ki, Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar kederlenecek de değillerdir. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, ahirette, hiçbir korku yoktur. Onlar, dünya ellerinden çıktığı için, kederlenecek de değillerdir. Buradaki, onlara hiçbir korku yoktur, onlar kederlenecek de değillerdir. Buyruğunun şu anlama geldiği de söylenmiştir, Yüce Allah'ın dost edindiği, kendisini korumayı ve himayeyi üzerine aldığı ve razı olduğu kimse, kıyamet gününde korkmaz ve üzülmez. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, şüphesiz kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, işte onlar oradan, yani cehennemden, uzaklaştırılmışlardır. En büyük korku onları kederlendirmez. Elenbiya, 21 milyon 101 bin 103. Said B. Cübeyr'in rivayetine göre de Resulullah, Sav, ve Allah'ın velileri kimlerdir? diye sorulmuş, o da, görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı kimselerdir, diye cevap vermiştir. 114. Bu ayet kerime hakkında Ömer B. El-Hattab şöyle demektedir. Ben, Resulullah, sav şöyle buyururken dinledim, Allah'ın kullan arasında öyle kimseler vardır ki, onlar ne peygamberdir, ne de şehiddirler. Fakat peygamberler de, şehidler de kıyamet gününde Yüce Allah'ın nezdindeki üstün mevkileri dolayısıyla onlara gıpta ederler. Ey Allah'ın Resulü! Bize onların kim olduklarını ve amellerinin ne olduğunu bildir, denildi. Belki böylelikle onları severiz. H.Z. Peygamber şöyle buyurdu, bunlar, aralarındaki akrabalık bağlan ve alışveriş ettikleri mallar olmamakla birlikte Allah için bir birbirlerini seven kimselerdir. Allah'a yemin ederim, onların yüzleri bir nur gibi, dur. Ve şüphesiz onlar nurdan minberler üzerinde olacaklardır. İnsanlar korktuklarında onlar korkmayacak, insanlar kederlendiklerinde onlar kedertenmeyeceklerdir. Daha sonra HZ, Peygamber, haberiniz olsun ki, Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar kederlenecek de değillerdir, ayetini okudu. 115. Ali B. Ebi Talib, R.A. da dedi ki, Allah'ın velileri, uykusuzluktan yüzleri sararmış, ibret almaktan gözleri kamaşmış, açlıktan karınlan neredeyse sırtlarına yapışmış, susuzluktan da dudakları kırışmış kimselerdir. Onlar için hiçbir korku yoktur, buyruğundan kasıt, geriye bıraktıkları zürriyetleri hususunda, korkmayacaklarıdır. Çünkü, Yüce Allah onlara riayet eder. Onlar kederlenecek de değillerdir. Yüce Allah, gerek dünyalarında, gerekse ahiretlerinde onlara dünyalıklarının karşılığını vereceğinden dolayı kederlenmezler. Çünkü onların gerçek dostları ve yardımcıları o'dur. 116. 63. Onlar iman edip takvalı davrananlardır. İşte bu da yüce Allah'ın dostlarının, velilerinin niteliğidir. Buna göre, onlar, kelimesi, ıne ismi olan, velilerin bedeli olarak nasb mahallindedir. Bununla birlikte, yani, takdiri dolayısıyla da nasb mahallinde kabul edilebilir. Bunun mübtıda olduğu, haberinin ise, bir sonraki ayetteki, onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır, buyruğu olduğu da söylenmiştir. O takdirde bu ayeti kerime bir önceki ayeti kerime ile alakalı olmamaktadır. Takvalı davranmaları, rıdan kasıt ise şirk ve masiyetten sakınmalarıdır. 117. 64. Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde. Asla değişiklik olmaz. İşte bu, en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Onlar için dünya hayatında da, müjde vardır, buyruğu ile ilgili olarak Ebu Derda'dan şöyle dediği nakledilmektedir. Resulullah, Sav, A bu buyruk hakkında sordum, şöyle buyurdu, indirildiğinden bu yana buna dair senden başka bana soru soran olmadı. Buradaki, müjdeden kasıt, Müslümanın gördüğü, yahut ona gösterilen salih, gerçek çıkan rüyadır. Bu hadisi Tirmizi, Camii, N.D.E. rivayet edilmiştir. 118. Ez Zühri, Ata ve Katade de şöyle derler, buradaki müjdeden kasıt, meleklerin ölüm esnasında dünyada iken mümine verdikleri müjdedir. Muhammed B. Kabel Kurazi'den de şöyle dediği nakledilmektedir, mümin kulun canının çıkmasına yakın bir zamanda ölüm meleği gelir ve şöyle der, Ey Allah'ın velisi, sana seyim olsun, Allah sana selam gönderdi der, sonra da Muhammed be. Kab, şu, onlar ki, melekler hoş ve temiz olarak ruhlarını alırken, selam size. Derler, Nayeçel, 16 bölü 32, ayetini okudu. Bunu, İbnül Mübarek zikretmektedir. Katade ve Ede Dam da derler ki, bu müjdeden kasıt, ölmeden önce nereye gideceğini bilmesidir. Elhasen ise şöyle der, bu, Yüce Allah'ın, kitab, ı keriminde kendilerine cennetine ve bol mükafatına dair vermiş olduğu müjdedir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Rabteri onları katından bir rahmet, hoşnutluk. İle müjdeler, ettevbe, 9 bölü 21, iman edip salih amel işleyenlere de şunu müjdele, gerçekten onlar için. Cennetler vardır, El Bakara, 2 bölü 25, ve size vadolunan cennet müjdesiyle sevinin. Fussilet, 41 bölü 30. İşte bundan dolayı, Allah'ın sözlerinde asla değişiklik olmaz diye le'maktadır ki vadinden caymaz demektir. Çünkü o vaadlerini sözleriyle dile getirir. Ahirette de buyruğu ile kabirlerinden çıktıklarında cennetlik olduklarına dair müjde verilir anlamına geldiği söylendiği gibi ruh cesetten çıktığı vakit Allah'ın rıza ve hoşnutluğu ile müjdelenirler diye de açıklanmıştır. Ebu İshak Es Salebi nakleder, ben, Ebu Bek Muhammed ve Abdullah El Cevzaki'yi şöyle derken dinledim, Hafız Ebu Abdullah'ı, rüyamda üzerinde taylasandan bir kaftan ve sarık sarınmış olduğu halde bir katıra binmiş olarak gördüm. Ona selam verip, hoş geldin dedim. Bizler hala seni anmaya, senin güzelliklerini zikretmeye devam edip duruyoruz. O da, biz de hala seni anmaya, senin güzelliklerini zikretmeye devam edip duruyoruz, dedi Yüce Allah, onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır, diye buyurmaktadır. Buradaki müjdeden kasıt, güzel şekilde övülerek kendisinden söz edilmesidir, deyip eliyle işarette bulundu, Allah'ın sözlerinde asla değişiklik olmaz, yani, onun vadinden cayma olmaz. Haberlerinde değiştirme olmaz, anlamına geldiği de söylenmiştir. Yani verdiği haberleri herhangi bir şey ile neşetmez ve onun haberleri ancak haber verdiği şekilde gerçekleşir. İşte bu en büyük kurtuluşun ta kendisidir. Yani Allah'ın velilerinin, gerçek dostlarının vardığı sonuç büyük kurtuluşun ta kendisidir. 119 65. Onların söyledikleri seni üzmesin. Çünkü izzet bütünüyle yalnız Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, bilendir onların söyledikleri seni üzmesin. Burada ifade tamam olmaktadır. Yani, onların iftiraları ve seni yalanlamaları seni üzmesin. Daha sonra yeni bir cümle çünkü izzet bütünüyle yalruz Allah'ındır, diye buyurulmaktadır. İzzet, yani eksiksiz güç ve kuvvet, kapsamlı galibiyet ve eksiksiz kudret yalnız Allah'ındır demektir, senin yardımcın, senin zafere kavuşmanı sağlayacak ve seni koruyacak oyan okuyor bütünüyle, ifadesi hal olarak nasip edilmiştir. Yüce Allah'ın, İzzet Allah'ındır, Resulünündür ve iman edenlerindir. El Münafikun, 63 bölü 18 buyruğu buna aykırı değildir. Çünkü her türlü izzet yine bütünüyle Allah iledir. Dolayısıyla izzet, bütünüyle Allah'ındır. Nitekim Yüce Allah, izzet sahibi olan e'abbin onların niteleye geldiklerinden münezzehtir, es 37 bölü 180 diye buyurmaktadır. O hakkıyla işitendir, bilendir. Onların sözlerini ve seslerini işiten, bütün amellerini ve davranışlarını ve her türlü hareketlerini çok iyi bilendir. 120. 66. İyi bilin ki, göklerde kim var, yerde kim varsa şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a koştukları ortaklara uymuyorlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve ancak yalan söylerler. İyi bilin ki göklerde kim var yerde kim varsa şüphesiz Allahındır. Yani onlar hakkında dilediği şekilde hüküm verir ve onlar hakkında dilediğini yapar. O her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a koştukları ortaklara uymuyorlar. buyruğundaki, nefi içindir. Yani onlar gerçekte Allah'a ortak olan kimselere uymuyorlar bilakis onların şefaat edeceklerini, yahut faydalı olacaklarını sanıyorlar. Bu edatın istifım için olduğu da söylenmiştir. Yani, ondan yaptıklan işin çirkinliğini ortaya koymak üzere Allah'tan başka ortak koşanlar neye tabi oluyorlar? Anlamındadır. Daha sonra bu soruya şöylece cevap vermektedir, onlar, ancak zanna uyarlar ve ancak yalan söylerler. Yani, ancak kendiliklerinden bir şeyler uyduruyor ve yalan söylüyorlar. Buna dair açıklamalar daha önceden geçmiş bulunmaktadır. B.K. El Enam, 6 bölü 116. 121. 67. Geceyi içinde dinlenmeniz için, gündüzü ise aydınlık olarak yaratan odur. Şüphe yok ki bunda kulak verecek bir topluluk için ayetler vardır. Geceyi içinde dinlenmeniz için, gündüzü ise aydınlık olarak yaratan odur. Bu buyruğu ile Yüce Ayta, Hiçbir şeye gücü yetmeyenlere değil de geceyi ve gündüzü yaratmaya kadir olana ibadet etmek gerektiğini açıklamaktadır. İçinde dinlenmeniz için yani eşlerinizle, çocuklarınızla yorgunluğunuz ve bitkinliğiniz gitsin diye geceyi yaratan odur demektir. Sükun dinlenme, hareket ve çalkantıdan uzak kalmak demektir. Gündüzün aydınlık olması ise ihtiyaçlarınızı karşılamak imkanını bulmanız için aydınlık kılınması demektir aslında, gören, demektir. Gündüzün, içinde eşyanın görünebildiği zamandır. Burada Yüce Allah'ın, gören, olarak, mild, aydınlık olarak, diye buyurması ise, Arapların, ayakta gece ve oruçlu gün, yani, namaz kılanan gece, oruç tutulan gündüzel ifadelerindeki adetleri üzere mecaz ve ifadenin genişletilmesi söz konusudur. Cerir de şöyle demiştir. Ey Umaylan, gece boyunca yol aldık diye kınadın bizi. Ve sen uyudun. Halbuki binek, sırtında olan, in gecesi uyumuyor. Yani, binek sırtında olan geceyi uykusuz geçiriyor. Kutrab der ki, gece karardı, denilir. Yani, gece karanlık oldu. Gündüz aydınlandı, ve, gördü, denilirken de, gündüzün aydınlığı oldu ve gündüzün ortalık görünebilir hale geldi, denilmek istenir. Şüphe yok ki bunda, kulak verecek, yani ibret alacak şekilde dinleyecek bir topluluk için ayetler, alametler, delalet ve belgeler vardır. 122. 68. Allah evlat edindi dediler. O bundan münezzehtir. O hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. Elinizde buna dair hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Allah evlat edindi, dediler, buyruğu ile kafirleri kastetmektedir. Buna dair açıklamalar daha önceden, El Bakara, 2 bölü 116. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. O bundan münezzehtir. Yüce Allah burada kendi zatını eş, çocuk, ortak ve denklerinin olmasından tenzih etmektedir. O, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Daha sonra da yüce Allah'ı, bu buyruklarla, mutlak olarak hiçbir şeye muhtaç olmadığını, göklerde ve yerde bulunan her şeyin gerek mülkiyeti, gerek yaratması ve gerek de kullukları itibarıyla yalnızca kendisine ait olduklarını haber vermektedir, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Rahman'ın huzuruna ancak kul olarak gelecektir. Meryem, 19 bölü 93. Elinizde buna dair hiçbir delil yoktur. Yani, yanınızda buna dair herhangi bir deliliniz bulunmamaktadır. Allah'a karşı, ona çocuk nispet etmek gibi, bilmeyeceğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Çünkü çocuk aynı cinsten olmayı ve babaya benzemeyi gerektirir. Şanı yüce Allah ise hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey ile aynı cinsten değildir. 123. 69. De ki, Allah'a karşı yalan söyleyip iftira edenler asla kurtulamayacaklardır. 70. Dünyada bir süre faydalanmadan sonra dönüşleri ancak bize olacaktır. Sonra da inkar ettikleri için onlara en şiddetli azabı tattıracağız. De ki, Allah'a karşı yalan söyleyip, yalan uydurup, iftira edenler asla kurtulamayacaklardır. Hiçbir zaman kurtuluşa elemeyecekler, güvenlik duyamayacaklardır, ifade burada tamam olmaktadır. Dünyada bir süre faydalanmadan sonra, bu, bir süre faydalanmadır demektir. Yahut da onların bu hali dünyadaki faydalanmadan ibarettir. Bu açıklamayı el isai yapmıştır. E, Ahfeş de der ki onlar için dünyada bir faydalanma vardır. Ebu İshak da şöyle demektedir. Kur'an-ı Kerim'in dışında benzer ifadeler kullanılacak olursa bir faydalanma ile faydalanırlar anlamında kelimesinin mansub okunması caiz olur. Sonra dönüşleri ancak bize olacaktır. Sonra da inkar ettikleri için, küfre saptıklarından ölürü, onlara en şiddetli, en ağır, azabı tattıracağız. 124. 71. Onlara Nuh'un haberini de oku. Hani o, kavmine şöyle demişti, ey kavmim. Eğer aranızda kalmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa ki, ben ancak Allah'a dayanıp güvenirim haydi işinizi sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın. Sonra işiniz size hiçbir tasa vermesin. Sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın. Yüce Allah, onlara Nuh'un haberini de oku, buyruğuyla hz. Peygamber'e, daha öncekilerin kıssalarım onlara hatırlatıp küfürleri dolayısıyla karşılaşacakları can yakıcı azap ile onları korkutmasını emretmektedir. Oku, fiilinin sonundaki, vav, harfinin hasfedilmesi, emir olduğundan dolayıdır onlara karşı Nuh'un haberini oku, demektir. Hani o, kavmine şöyle demişti, buyruğundaki, hani, nasb mahallindedir. Ey kavmim, eğer size ağır geliyorsa, yani, sizin için büyük bir iş ise ve bu size ağır bir yük gibi görünüyor ise demektir. Aranızda kalmam, anlamındaki kelime kelimesi, mim, harfi üstün olarak okunursa kalman yer demektir. Ötreli okunursa, kalma süresi anlamındadır. Bildiğim kadarıyla, mim, harfini ötreli okuyan yoktur. Yani, eğer benim aranızda kalışım uzun bir süreden beri devam edip gidiyor ise ve benim siyilere, Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim, sizi korkutmam, size ağır geliyorsa ve siz de beni öldürmeyi, beni kovmayı kararlaştırmış iseniz. Ki ben ancak Allah'a dayanıp güvenirim, buyruğu, şartın cevabıdır. H.Z. Nuh her durumda yüce Allah'a tevekkül ederdi. Ancak, özellikle bu konuda Allah'a tevekkül ettiğini beyan etmesi, kavminin kendisine yapmak istediklerine karşı Allah'ın kendisine yeterli geleceğini bilmeleri içindi. Yani, eğer siz, bana yardım etmeyecek olursanız, hiç şüphesiz ben bana yardım edecek olana güvenip dayanırım. Haydi işinizi sağlam tutun, ortaklarınızı da çağırın, buyruğundaki sağlam tutun, anlamındaki emri genel olarak Elifikat ile okumuşlardır. Buna karşılık, ortaklarınızı, kelimesini de nasf ile okumuşlardır. Asın el-Cahderi ise, elifi vasıl ve, mimi de üstün olarak, şeklinde, topladı, toplar fiilinden gelen bir kelime olarak kükulmuş, ortaklarınızı, anlamındaki kelimeyi de nasp ile okumuştur. Buna göre meali, bütün yapacaklarınızı ve ortaklarınızı bir araya getirip toplayın, şeklinde olabilir. El-Hasen, İbn-i Ebi Tushak ve Yakup ise, sağlam tutun, kelimesindeki hemzeyi kat, hemzesi, ortaklarınız, kelimesini de ref ile okumuşlardır. 125. Birinci okuyuş, bir şeyi kararlaştırmak anlamına gelen, den gelmektedir. El Ferra der ki, bu, bir şeyi hazırlamak anlamındadır. El Müerrik de, bir işi kararlaştırdım anlamını kastederek, kullanımı, şeklindeki ifadeden daha fasihtir, der. Daha sonra El Müerrik şu beyit nakletmektedir. Ah, keşke ki, temennilerin faydası olmaz bir gün olsun işimi kararlaştırmış olarak sabah, oraya, varabilecek miyim? En -ne haz der ki, ortaklar, anlamındaki kelimenin, bu kırate göre nasip ile okunması üç türlü açıklanabilir. El-Kisai ve El-Ferra derler ki, bu, ortaklarınızı da size yardım etsinler diye çağırınız, anlamındadır. El-Kisai ve El-Ferra'ya göre dö, ortaklarınızı anlamındaki kelimenin nasf ile okunması çağırınız anlamındaki fiili takdir doyasıyladır. Muhammed ve Yezid de der ki bu manaya yani işinizi anlamındaki kelimenin mansub olması dolayısıyla atfedilmişim şairin şu beyitinde olduğu gibi. Keşke savaş esnasında senin kocan bir kılıç ve mızrak kuşanmış olarak katılsa. Oysa mızrağın kuşanmasından söz edilemez. Ancak mızrak da kılıç gibi taşındığından, onun gibi manaya atfedilerek nasb ile gelmiştir. Ebu İshak Ez Zeccak da der ki, buyruğun anlamı size yardım etmeleri için ortaklarınızla beraber gelin, yani, mefulü ma anlamındadır. Nitekim, su ile, kuyunun ağzındaki, kereste birbirine kavuştu, oraya kadar yükseldi, demek de bu kabildendir. İkinci okuyuşa göre ise, Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, toplamaktan gelmektedir. Firavun dönüp hilesini topladı, sonra geldi. Taha, 20 bölü 60, Ebu Muaz der ki, bununla birlikte ile ıne aynı anlamda olması da mümkündür. Bu kıraate göre, ortaklarınızı, isminin, işinizi, kelimesine atfedilmiş olması, ya da, işinizi kararlaştırıp ve ortaklarınızı da topluca çağırın bir araya getirin, anlamında olması da mümkündür arzu edilirse, beraber, anlamında, mefulü mah olarak, nasip edildiği de kabul edilebilir. Ebu Cafer en Nehaz der ki, ben, Ebu İsa'ı, Zeyd ve onunla beraber, AMR kalktı, kullanımını caiz gördüğünü dinledim. Üçüncü kıraat ise, ortaklarınız, anlamındaki kelime, sağlam tutun, kararlaştırın, anlamındaki merfu, zamire atfedilmiş kabul edilir. Bunun güzel görünmesi, ifadenin uzamasından dolayıdır. Enne Haz ve başkaları derler ki, böyle bir kıraatin uygunluğu uzak bir ihtimaldir. Çünkü, eğer, ortaklarınız, anlamındaki kelime merfu, olsaydı, hemzenin, vav, üzerinde yazılması gerekirdi. Halbuki, Yüce Allah'ın, ortaklarınızı, buyruğunda, vav, harfinin varlığı, mushaflarda görülebilmiş değildir. Aynı şekilde onların ortak koştukları şeyler putlardır. Putlar ise hiçbir şey yapamaz ve bir eylemde bulunamaz ki, bir şeyler kararlaştırabilsinler. El Mehdevi der ki, ortaklar, anlamındaki kelimenin, mülkte olarak ref edilip, haberinin de mahsuf olması da mümkündür. Yani, sizin ortaklarınız da işlerini sağlam tutsun, kararlaştırsınlar işitmedikleri, görmedikleri ve hiçbir şeyi ayırt edemedikleri halde böyle bir eylemin ortaklara nispet edilmesi ise onlara tapanlara bir azar olsun diyedir. Sonra işiniz size hiçbir tasa vermesin anlamındaki buyrukta in ismi ve haberi de birlikte gelmiştir. İle aynı anlamdadır ve örtmek manasına gelir ki Arapların hilal, bulut ve benzeri şeyler arkasında gizlendi tabirlerinden alınmıştır. Buna göre anlam şöyle olur, işiniz de sizin için gayet açıklık kazansın ve bu konuda dilediğinizi yapabilecek imkanı bulmalısınız. Yapacağı kendisi için belirgin olmayan ve istediğini yapma gücünü bulamayan kimseler gibi olmayınız. Nitekim şair tarafe şöyle demektedir. Ömrün hakkı için yapacağım iş benim için kapalı ve belirsiz değildir. Ve benim gecem de gündüzüm de ebedi değildir. Ezzeccak der ki, burada, tasa verici, demektir kelimeleri yine tasa anlamını veren kelimeleri gibidir. Şöyle de denilmiştir bu kelime, kederlenmeyi, tasalanmayı gerektiren sıkıntılı iş demektir. Böyle bir durumda kişi bu lasa ve kederini giderecek herhangi bir kurtuluş yolunu göremez. Siha Yıldız'da da tasa kelimesi yine aynı anlamdaki kelimesiyle açıklanmıştır. Şair El-Eksak da der ki: İnsanların açılıp giderilmediği takdirde tasaya boğuldukları bir tasanın kendilerini BT türüdüğü vakit insanlara bir tanık olağan. Müphem, karışık iş, anlamında kullanılır. Yüce Allah da, sonra işiniz size hiçbir tasa vermesin, veya sonra sizin işiniz size göre açıklık kazansın, netlik kazansın diye anlam kazanır diye buyurmaktadır. Ebu Übeyde der ki, bu kelime mecazen karanlık ve darlık anlamındadır. Aynı şekilde yağ tulumunun ve benzeri şeylerin dibi manasına da gelir. Başkalan ise şöyle demektedir, bütün bu kelimelerin hepsinin türediği kök, bulut anlamındaki kelimesidir. Sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın, buyruğundaki, hüküm uygulayın, hükmedin, ifadesi adeki hemze vasıl hemzesi olup, hükmetti, hükmeder, fiilinden gelmektedir. El-Ahfeş ve Eyl-Kisai der ki, bu, ona şu kesin emri hüküm olarak verdik, El -hikır, 15 bölü 66, buyruğuna benzemektedir ki, yani biz bu emri ona ulaştırdık, ona tebliğ ettik demektir. İb Abbas'tan ise, sonra da mühlet vermeksizin bana hükmünüzü uygulayın, buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmektedir, bana yapacağınızı yapın ve beni hiçbir şekilde de ertelemeyin. Ennehaz der ki, bu, dil bakımından doğru bir açıklamadır. Nitekim, geçip gitti anlamında, ölü geçip gitti, işi bitti ifadesi de buradan gelmektedir. Hz. Nuh'un kavmine bu hususu ondan kendisine bir kötülük yapmak kastıyla ulaşamayacaklarını bildirmektedir ki bu da peygamberliğin mucizeleri arasındadır. El Ferra kimi kıraat alimlerinin kat bir hemzesi ve f harfi diye okuduklarını nakletmektedir ki bana yönelin demektir. Mesela, hilafet filana teveccüh etti, denildiği gibi, bana ağrılar geldi, de denilir. Bu buyruk, şanı yüce Allah'ın, yüce peygamberinin Allah'ın yardım ve zaferine tam bir güven beslediğini ve onların girişebilecekleri tuzaklarından korkmadığını haber vermektedir. Ayrıca, H.Z. Nuh ondan putlarının da hiçbir şekilde fayda sağlamaya da, zarar vermeye de güçlerinin yetmeyeceğini bildiğini göstermektedir. Diğer taraftan, Son Peygamber Muhammed, Sav, E'de bir teselli, kalbini de pekiştirici bir buyruktur. 126. 72. Eğer yüz çevirirseniz, zaten ben sizden bir ücret de istemedim. Benim ecrimi. Ancak Allah verecektir. Bana müsramanlardan olmam emrolundu. Eğer yüz çevirirseniz, size getirdiklerime iltifat etmeyecek olursanız, zaten ben sizden bir ücret de istemedim. Sizin bu durumunuz hiç şüphesiz benim buna karşık sizden bir ücret isteyip de beni mükafatlandırmanızın size ağır gelmesinden dolayı değildir. Benim, Yüce Allah'ın risaletini tebliğ dolayısıyla, ecrimi ancak Allah verecektir. Bana Müslümanlardan olmam yıldız yani, Yüce Allah'ı tevhid edenlerden olmam, emrolundu. Benim ecrim, kelimesi nerede geçerse, Medineliler, Ebu Amr, İbn Amir ve Hafs, y, harfini üstün ile okurlar, diğerleri ise sakin, yani, harfi med olarak okumuşlardır. 127. 73. Yine onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık ve onları halifeler kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir baki. Yine onu, yani, Nuh'u, yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte, mümin olanlardan, gemide bulunanları, ileride gemi ile ilgili açıklamalar gelecektir, kurtardık ve onları halifeler kıldık. Yani, yeryüzünün sakinleri ve suda boğulanlara halef olanlar kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Uyarılanların sonunun nasıl olduğuna bir baki, yani, peygamberlerin kendilerini uyardığı, fakat iman etmeyen kimselerin, sonunda ne hale düştüklerini bir gör. 128. 74. Sonra onun arkasından kendi kavimlerine nice peygamberler gönderdik de onlara apaçık belgelerle geldiler. Fakat önceden yalanladıkları şeye iman etmediler. İşte biz de haddi aşanların kalpleri üzerine böyle mühür basarız. Sonra onun arkasından Nuh'tan sonra kendi kavimlerine Hud, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve diğerleri gibi nice peygamberler gönderdik de onlara apaçık belgelerle mu'cizelerle, geldiler. Fakat, önceden yalanladıkları şeye iman etmediler. İfadenin takdiri önceden Nuh kavminin yalanladıkları şeye iman etmediler şeklindedir. Hz. Adem'in sülgünden çıkartıldıkları günden önce yalanlamış oldukları şeye iman etmediler, diye de açıklanmıştır. Çünkü, her ne kadar o sırada hepsi de, bela, evet Rabbimizsin, demiş idi ise de aralarında kalbiyle bunu yalanlayan kimseler de vardı. En-Nehaz der ki: Bu hususta yapılmış en güzel açıklamalardan birisi de bunun muayyen bir kavim için söylendiği şeklindedir. Mesela, o inkar edenleri uyarsam da uyarmasan da onlar için birdir. El Bakara 2/6 bölü 6 buyruğu gibi. İşte biz de haddi aşanların, küfür ve yalanlamakta hadlerini aşarak iman etmeyenlerin kalpleri üzerine böyle mühür basarız. Bu da önceden de çeşitli vesilelerle belirtildiği gibi Kaderiye mezhebinin bu konudaki görüşlerini reddetmektedir. 129. 75. Sonra bunların ardından da Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve onun, kavminin, ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar, onlar zaten günahkar bir kavim idiler. Sonra bunların ardından, yani, bu peygamberler ve ümmetlerden sonra, Musa'yı ve Harun'u ayetlerimizle, bununla, H.Z. Musa'ya verilen dokuz mu'cizeyi kastetmektedir ki, bunlara dair açıklamalar, daha önceden geçmişti. B.K. El-Bakara, 2 bölü 92, El-A'raf, 7 bölü 133, ayrıca B.K. El-İsra, 17 bölü 101, Firavuna ve onun, kavminin, ileri gelenlerine, kavminin eşrafına, gönderdik, fakat onlar, hakka karşı, büyüklük tasladılar. Onlar zaten günahkar, yani müşrik, bir kavim idiler. 130. 76. tarafımızdan kendilerine hak geldiği zaman herhalde bu apaçık bir sihirdir dediler. 77. Musa size gelince hakka böyle mi dersiniz bu sihir midir Halbuki sihirbazlar kurtuluşa eremezler dedi. Tarafımızdan kendilerine Firavun ve Kavmine hak geldiği zaman herhalde bu apaçık bir sihirdir dediler. Onlar mucizeleri sihir diye yorumladılar nokta Bunun üzerine Hz Musa kendilerine söylediği size gelince Hakk'a böyle mi dersiniz Bu sihir midir buyruğunda haz olduğu söylenmiştir Anlamı şudur siz Hakk'a bu bir sihirdir mi dersiniz Buna göre mi dersiniz ifadesi onların tutumlarını inkar anlamında bir sorudur Onların söyledikleri söz olan bu bir sihirdir ifadesi de haz edilmiştir Daha sonra Hz Musa tarafından yeni bir inkar kastıyla soru gelmekte ve H.Z. Musa'nın, bu sihir midir? Dediği bize nakledilmektedir. Böylelikle H.Z. Musa, Firavun'a ve onun ileri gelenlerine yaptıklarını inkar kastı ile ikinci söyledikleri sözlerle yetinip birinci sözlerini hasfetmiştir. El Ahfeş der ki, bu sihir midir? İfadesi, aslında onların sözlerini nakletmek içindir. Çünkü onlar, bu sihir midir? diye sormuşlar, bunun üzerine kendilerine, siz, hak size gelince bu sihir midir? Dersiniz diye cevap verildi. Bu açıklama El Hasen'den de rivayet edilmiştir. Sihirbazlar kurtuluşa eremezler. Yani, sihir yapan kurtulamaz, iflah olamaz. 131. 78. Dediler ki B, sen bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuzdan döndürmek ve yeryüzünde de büyüklük ikinizin olsun diye mi bize geldin, Nis? Biz size inanmıyoruz dediler ki, sen bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuzdan, putlara tapmaktan, döndürmek, bizim yüzümüzü başka tarafa çevirmek, başka yöne yönelmemizi sağlamak, için, mi bize geldin? Birisini başka bir tarafa yönlendirdiği zaman, onu yönlendirdi, döndürdü, döndürür, denilir. Şair de der ki, kabilenin bulunduğu tarafa doğru dönüp durdum, Öyle ki kendimi dönüp kulak vermekten dolayı boynumu ve boynumun yan tarafındaki damarımın ağrıdığını gördüm. Bir kimsenin yönelmiş olduğu cihetten vazgeçip başka bir tarafa yönelmesi anlamındaki ''CJJL'' yöneldi, ifadesi de buradan gelmektedir. Ve yeryüzünde, yani Mısır topraklarında, ''Dö büyüklük, azamet, hükümdarlık ve saltanat, ikinizin olsun diye mi bize geldi?'' nizm mülke ve hükümdarlığa da, büyüklük kibriya, denilir. Çünkü dünyada elde edilmesi istenen şeylerin en büyüğü hükümdarlıktır. Biz size inanmıyoruz, İbn Mesud, El Hasan ve başkaları, olsun, diye, kelimesini, T, harfi yerine, Y ye ile okumuşlardır. Çünkü, kibriya, büyüklük, kelimesi hakiki müens değildir. Ayrıca, nakıs fiil ile onun ismi arasına, başka bir kelime ile fasıla da girilmiş bulunmaktadır. Nitekim Sibbe ve bugün hakimin huzuruna iki kadın geldi, diye, fiilde teniz alameti olmaksın, bir kullanım nakletmektedir. 132. 79 Firavun, bütün bilgin sihirbazları bana getirin, dedi. Firavun bu sözlerini asa, yedi beza mucizelerini görüp de bunların sihir olduğuna inanması üzerine söylemişti. Hamza, El-Kisai, İBN ve Sab ve El Ameş, sihirbaz kelimesini mübalağa sigası olarak, ileri derecede sihirbaz, diye okumuşlardır ki, El Araf suresinde, 7 bölü 112. Ayetin tefsirinde, bu iki kıraate dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. 133. 80. Nihayet sihirbazlar gelince, Musa onlara, atacağınızı atın yıldız dedi. Yani, beraberinizde bulunan iplerinizi, asalarınızı yere bırakın. Yine El-Araf suresinde, 7 bölü 104. Ayet ve devamının tefsirinde, buna dair yeterli açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. 134. 81. Onlar atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Şüphesiz Allah onu boşa çıkaracaktır. Elbette Allah, o bozguncuların işini düzeltmez. Onlar atınca, Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir, anlamındaki buyrukta müptida olarak ref mahallinde olur. Buna karşılık, bu yaptığınız, ise, haberidir. İfadenin takdiri de, bu yaptığınız nedir? Şeklindedir. Bu da onların sihir yapmaları üzerine onları azarlamak ve küçümsemek kastıyla yöneltilmiş bir soru olur. Ebu Amr'ın kıraatine göre şeklinde müptidanın hasfayn göre soru iledir. İfadenin takdiri, sizin bu yaptığınız sihir midir? Şeklinde olur. Bununla birlikte bunun müptida olup haberinin mahsuf olması da mümkündür, o takdirde ifade, sizin yaptığınız sihirdir, anlamında olur. İstifım, soru, kabul edenlere göre, ismi mevsul anlamında değildir, çünkü haberi yoktur. Diğerleri ise, büyü, kelimesini haber olarak okumuşlardır. Bu okuyuşun delili ise İBNMS, Udun, sizin bu yaptığınız bir sihirdir, şeklindeki kıraati ile Ulbeyin. Sizin bu yaptığınız, getirdiğiniz, bir sihirdir, kıraatidir. Buna göre burada, ismi mevsul anlamında, yaptığınız, onun sılası olur. Da müptida olarak ref mahallinde, sihirdir, anlamındaki kelime de müptidanın haberidir. Eğer ismi mevsul kabul edilirse, nasb mahallinde olmaz. Çünkü sıla hiçbir zaman ismi mevsulda amel etmez. Bununla birlikte el ferra, sihir, kelimesinin, yaptığınız, lafzı ile nasb edilmesine uygun kabul eder ve, şart edatı olur. Yaptığınız, lafzı şart edatı ile cezm mahallinde ve şartın cevabının başına gelen, fe, da mahsuf olur. İfadenin takdiri de, muhakkak Allah onu iptal edecektir, şeklindedir. Bununla birlikte, sihir, kelimesinin mastar olarak nasf okunması da mümkündür, sizin yaptığınız bir sihirdir, takdirinde olup, daha sonra fazladan bu kelimenin başına, elif ile, lam, getirilmiştir. Bu takdire göre ise, fenin hasfayn ihtiyaç yoktur, en nehazda bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir. Şartın cevabının başındaki, fenin hasfedilmeşini ancak şiir zarureti dolayısıyla olması müstesna, naivcilerin çoğu uygun kabul etmezler. Şairin şu mısrağında olduğu gibi. Her kim iyilikler işlerse, Allah da ondan karşılığını verecektir. Hatta kimi naivciler şöyle demektedir, fe' harfinin hasfedilmesi hiçbir şekilde caiz değildir. Ben, Ali B. Süleyman'ı şöyle derken dinledim, bana Muhammed be. Yezid anlattı, dedi ki, bana El Mazini anlattı, dedi ki, ben El Esma'yı şöyle derken dinledim, bu beyti naivciler değişikliğe uğratmışlardır. Aslında bu beytin rivayeti. Her kim hayır yaparsa, Rahman olan Allah onu mükafatlandırır, şeklindedir. Ali B. Süleyman'ı da şöyle derken dinledim, şartın cevabının başındaki, F harfinin hasfedilmesi caizdir. Buna delil de yüce Allah'ın şu buyruklarıdır, size isabet eden her musibet ellerinizle kazandıklarınız sebebi iledir. Eş-Şura, 42 bölü 30 buyruğunda yer alan, sebebiyle, diye başlayan cevap cümlesinin başındaki, F harfi olmaksızın, diye de okunmuş olup bu iki kıraat de bilinen meşhur iki kıraattır. Elbette Allah, o bozguncularla işini düzeltmez, yani onların sihir yapmalarını düzlüğe çıkarmaz. İBN Abbas der ki, her kim geceleyin yatağına çekildikten sonra şu, sizin bu yaptığınız sihirdir. Şüphesiz Allah, onu boşa çıkaracaktır. Elbette Allah o bozguncuların işini düzeltmez, buyruğunu okuyacak olursa, hiçbir sihirbazın hilesinin ona zararı olmaz. Büyülenmiş bir kimsenin üzerine yazılacak olursa da mutlaka Allah, o kimseden sinirin şerrini defeder. 135. 82. Allah kelimeleriyle hakkı ortaya koyup gerçekleştirecektir. Günahkarların hoşuna gitmese de, Allah kelimeleriyle, buyruğu, hüccetleri ve belgeleriyle, gerçek kullarına yardım vaadleriyle diye de açıklanmıştır. Hakkı ortaya koyup, beyan edip açıklayıp, gerçekleştirecektir. Firavun hanedanından olan, günahkarların hoşuna gitmese de. 136.